sizin başınız veya gövdeniz veya ayaklarınızla bedeninizin ilerleyişi değil bu. Bu gönlünüzün irfaniyetteki ilerleyişi bu. Çünkü insanları dünyalık meseleler alakoyuyor. İnsanları şeytani duygular alakoyuyor. İnsanları o öfkesel, yargılayıcı, öteleyici bakışlar. Galiba herhangi bir tek Tanrı inancı olan, Allah inancı olan herkese Müslüman deniliyor. Öyle mi? Doğru mu? Canlı Kur'an olan beden ve varlığın özünde Allah'ın hakikatlerinin vahiy akışıyla bizler insan formunu taşıyoruz. Ama insan makamına ermek başka bir şey. Hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş geldiniz. Çayınızı Hoş. görebilir miyim? Çayınızla geldiniz değil mi? Suyla geldim. Evde biri varsa bir çay isteyin. Boğazıma dizilmesin güzel hocam. Hem konuk ediyoruz hem bir çay ikram etmiyoruz size. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Yok, çay düşkünü değilim ama suyu ihmal etmeyelim diye dostlarımız yazıyor sağ olsunlar. Hocam boğazın kurumasın, susuz kalmasın diye. Tabi bu öyle bir ilahi aşk ki konuşmaya başladığında ne boğazını ne vücudunu hiçbir şey fark etmiyorsun. Gönlünden akan bir çağlayanın içerisine kapılıp gidiyorsun. Öyle bir ilahi sistem ki bu kainat. Çok şükür. Ne güzel de bir görev var sizde sevgili hocam. Hüseyin Güngör hocam, Asa Belgesel, hoş geldin can içi. Ne güzel bir göreviniz var canım hocam. Ne güzel. Bu gönlü bir iştiyak diyoruz biz bunu eski kamil insanlar. Yani hem sevginin, hem ilgin, hem aşkın, hem yönelmenin, hem anlamaya çalışmanın genel adına iştiyak demişler. Yani sadece aşk değil, sadece sevgi değil, sadece ilgi değil. Tüm bedenini bir yöne yönlendirme. Tabi işte burada oruç çok önemli. Uruç etmek, miraç etmek çok çok önemli. İşte bunları konuşalım ki gönüllerimizi daha çok böyle dünyanın meseleleriyle meşgul ederken kainatın yaratılışının ulvi mucizelerinden de dönmeyelim. Yani kaybetmeyelim onu. Asıl heyecan, asıl huzur, asıl mutluluk orada gizli. Yoksa çalışırsınız, dünyalık meselelerinizi halledersiniz. Onlar zor bir şeyler değil. Ama oraya kilitlendiğimiz zaman, kopamadığımız zaman bu alan kapalı oluyor. Egosal alanda, kibirsel alanda kaldığımız zaman bu alan kapalı oluyor. Yani düşünün, bir kitaba gözünüzü yönlendiriyorsunuz okumak için ama aklınız başka bir şeyde. O zaman baksanız bile onu anlayamıyorsunuz. İşte bu oruç hakikatinde her şeyinizle vücudunuzu, duygularınızı, düşüncelerinizi, her şeyinizle o manevi alana yönlendirmenin o ilk kapısı oruç. Uruç eylemek. Eskiden işte genelde Yunus Emre'lerimiz orucu yazarken hep uruç eylemek, miraç eylemek anlamında. Uruç nedir? İrfani yükseliştir. Manevi alana ilerleyiştir. Miraçtır. Önce ten miracını, sonra can miracını yapabilmenin sırrıdır. Onun için oruçta Kur'an'da savm ve siyam diye geçer. Sakınmak. Neden sakınmak? İşte bugün pazar yazıları yazıyorum dostlarımıza. Aslında beynimizi oruç tuttur. Geldi. Çok güzeldi o yazımız, bugünkü gelen yazı. Hızlı hızlı şöyle okudum, onu sindire sindire tekrar okuyacağım. Çok güzel bir yazı evet. Hocam. Çünkü beynimizi değiştirmeden emin olun bakış açılarımız, duygularımız, düşüncelerimiz, eylemlerimiz değişmiyor. Peki beynimizi nasıl değiştireceğiz? Beynimize ekilen bilgileri nasıl bertaraf ettireceğiz? Beynimize batıl, beynimize aslı olmayan, beynimize öteleyici, yargılayıcı, hor görücü bilgiler ekilmiş. Bir inanç sisteminde olabilirsiniz, bir toplulukta olabilirsiniz, bir ailede olabilirsiniz. Bunlar bizi işte cinni, iblisi, şeytani duygulara itmiş. Bu duygularda biz nasıl irfani bir oruca, irfani bir uruca erişeceğiz? O zaman işte sil süpür diyor o beyninden. Tüm batıl, yargılayıcı, öteleyici, hor görücü,
seni kavga ettirici, fitneliğe, fesatlığa sürükleyici. Kur'an'da yani ben gece gündüz Kur'an çalışan bir insanım. Aynı zamanda Tevrat'ı, İncil'i de birbirinden ayırmayan, onların her birinin devruni manalarını anlamaya çalışan bir insanım. Ve bundan da çok hoşnutluk duyuyorum. Ve hep böyle gece yatarken Allah'ım dünyalık bir mesele konuşmayayım, siyasi alan konuşmayayım, başka meselelere artık gönlümü kapatayım. Gece gündüz kainatın yaratılışının o muhteşem akışıyla gönlümü buluştur diye böyle kalben dua edip yatıyorum. Çünkü insanları dünyalık meselelere alakoyuyor. İnsanları şeytani duygular alakoyuyor. İnsanları o öfkesel, yargılayıcı, öteleyici bakışlar alakoyuyor. E biz bunların içinden sıyrılmadan nasıl beynimizi arındıracağız? Onun için işte eskiler o dergahlara gidildiğinde, yani medreselere, yani üniversitelere, yani akademik o eğitimlere gidildiğinde akademiyayı kurmuşlar. Milattan önce 400'lü 500'lü yıllarda akademiya, peki akademiya hemen bugün pat diye çıktık da yarın akademiyayı mı kuralım dedik. Bu İdris'in tedrisatından gelen bir akış bu. Akademi kademden geliyor. Kadem, kademe kademe, kıdeme kıdeme ilerlemek demek. Orucun Latince adı akademi. Akademi, kadem. Ayak, yürümek, ilerlemek. Gönlü ilerleyiş bu. Baş ayaklarıyla, yani sizin başınız veya gövdeniz veya ayaklarınızla bedeninizin ilerleyişi değil bu. Bu gönlünüzün irfaniyetteki ilerleyişi bu. Gönül adımlarıyla tanışmak. Gönüldeki o bir aşk, iştiyakla tanışmak. O yürütecek sizi. Miraç istiyorsan gönül boyutundaki o aşka eriş demiş Mevlana. Miraç istiyorsan kendindeki her şeyi kendinde ara demiş Yunus Emre'miz. E Kur'an, ikra kitabek nefsik, oku vücut kitabını. Kendini anlamak için kendi vücut kitabın sana yeter demiş. Ne kadar muhteşem değil mi? Ne kadar muhteşem. O zaman bizim gönlümüzde olan bu miracı biz aklımızın ve gönlümüzün temizlenmesiyle mümkün olacağını hiç unutmayalım. Dolayısıyla eğer ben gönlü bir miraç, gönlü bir akademik yolculuk yapmak istiyorsam, ilimle, edeple, aşkla yapmak istiyorsam, o zaman ben gönlümü meşgul eden, aklımı meşgul eden dünyalık meseleler, kavgalar, karamsarlıklar, kaygılar, bunları iyi tanımam gerekir. İyi tanımam gerekir. Onun için işte Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette şeytandan bahsederken bize şeytanın nasıl fasıklığa, fitneliğe, bölücülüğe ittiğini gösterir. Biz ayrı bir şeytan aramayacağız. Ayrı bir iblis aramayacağız. Kendimizde bulacağız bunu. Kendi beynimizdeki duygu düşüncelerde bulacağız. Bilgisel alanda bulacağız bunu. Batıla ekilen bilgi, kapı açan bilgi, zulme kapı açan bilgi. Çünkü bilgi benim duygularıma, duygularım düşüncelerime, düşüncelerim eylemlerime akıp gidecek. Eylemlerim zalim amelse ekilen bilgiler zalim duygularını tetikleyen bilgilerdir. Bakın, eylemlerimizin çıktığı yer, kaynak beynimize ekilen bilgisel alandır. Onun için Kur'an'da diyor ki işte istahvaze aleyhimel şeytan, şeytan diyor sizi esir alır. Şeytani duygular, düşünceler. Neyi esir alır? Sizin aklınızı esir alır ve ensahum zikrallah. Allah'ı anlamaktan ve anlatmaktan sizi uzak tutar. Bak ne kadar muhteşem. Şimdi peki şeytanı nasıl tarif ediyor Mücadele Suresi? Yani evet, şeytan kelimesi geçiyor. Peki ben o şeytani duyguyu nasıl anlayacağım? Hemen ayette diyor ki Ülaika hizbü el şeytan. Şeytan bölendir diyor. Bölendir. Yani benim aklımda bölücü, yargılayıcı, öteleyici, hor görücü, hakir görücü her türlü duygunun adı şeytani duygu. Her türlü şeytani duygu. Ve diyor ki işte şeytani duygular ve düşünceler bölendir. Bölen ancak şeytani duygudur. Yani insan bunları incelerken tüyleri diken diken oluyor. O zaman
İsmail Dinçer olarak kendimi muhasebe edeceğim. Diyeceğim ki İsmail, senin duygu düşüncelerin ne getiriyor? Varlığın yaratılışını, hikmetlerini anlamanın heyecanını mı, yoksa insanları öteleyici, hor görücü, o bu cemaatten, bu cemaatten, bu inançtan, bu inançtan, bu örtülü, bu örtüsüz, bakın açık ve net. Örtülü, örtüsüz. Bu bölücü bir söz müdür? Evet. Bölücü bir sözdür. İşte Kur'an'ın ayeti. O zaman ben insanlar örtülü, örtüsüz, namazı namazsız, İsevi, Musevi, Hristiyan, Budist gibi bölücü sözlerle, bakın hor görerek, ama hor görerek bu kelimeleri kullanıyorsam, evet, bir insan Hazreti İsa'nın yolunda gider, İsevidir. Buna hiçbir şey diyemeyiz. Bir Evet. insan Hazreti Musa'nın yolunda gider, bu Musevidir. Bir insan Hazreti Resulullah'ın hissiyatında ve tüm Adem'den Muhammed'e gelen İslam şuurunda olur, kendini Müslüman hisseder. Müslümanım der. Müslümanlık Hazreti Muhammed'le başlayan bir duygu değil. Evet. Kur'an tüm Resul ve Nebilerin Müslüman olduğunu söyler. Ama toplumda Müslümanlık dediğin zaman, İslam dediğimiz zaman zannederiz ki bu Hazreti Muhammed'le başladı. Hocam galiba herhangi bir tek Tanrı inancı olan, Allah inancı olan herkese Müslüman deniliyor. Öyle mi? Doğru mu? Tabii ki. Tek Allah Allah inancı hakikatini, olan. Allah hakikatini anlamış. Tevhidi şuurla bakmış. Tevhid şuuruna ulaşmış. Yani baktığı her varlıkta Hakk'a nazar ediyor. Gönlü tüm fitnelik, fesatlık, şeytanlıklardan kurtulmuş. Selamete ermiş. İslam olmuş. Çünkü Meryem suresinde Meryem'e, İsa havarilerine, kim bana İslam yolunda yardımcı olacak diyor. Yani Saffat suresinde tüm Resul Nebilerin hepsinin Müslüman olduğunu, İslam şuurunda olduğunu söylüyor. O zaman ben Kur'an'ı terminolojideki kelimeleri Kur'an'ı terminolojideki anlama göre anlamaya çalışacağım. Toplumun bana din diye anlattığına değil, toplumdaki cemaatlerin kitaplarının din diye sunduğu bilgileri değil. Ben Kur'an dinamiğinde sünnet ne, İslam ne, Müslüman ne, kafir ne, Allah ne, hadis ne, hadise ne, ayet ne, sure ne, bunların hepsini Kur'an perspektifinde anlamaya çalışacağım. Eğer bana Mücadele suresinde bölen şeytandır, bölücü her duygu, düşünce, şeytani duygu düşüncedir ve o halde olanlar ulaike hum hasurun, işte o halde olanlar kaybedenlerdir, hüsrana uğrayanlardır. Burada hüsran ne? Kendi aslını anlamaktan uzak olan, kendi aslına, kendi özüne dönmeyen, kendi geldiği kaynakla bağ kuramayan. Ben nasıl bir kaynaktan geldim? Ağaca baktığım zaman, ağaca sorduğum zaman senin kaynağın ne dediğim zaman tohum diyor bana. Tohum diyor. Peki sen tohumun neresindeysin diye sorduğumda diyor ki tohumun özünde bir levh-i mahfuz yazılımında bir ruhani, nurani boyuttaydım diyor. Tanımlayamıyor. Açığa çıktığında tanımlar insan hakikati. İnsan özde hakikati göremez. Açığa çıkmış boyutta, nebat boyutunda hakikate, hakikatin bilgilerine erişir ve bunun geldiği kaynaklı olan bir hissiyata ulaşır. Ben ağacı görüyorsam ağacın meydana geldiği tohumu anlarım. Nereden anlarım? Ağacın meydana getirdiği tohumdan anlarım. Ağacın meydana getirdiği tohum, ağacın tüm kombinasyonunu tekrar yazılım içinde saklıyorsa, yeni sezonda o tohumdan o ağaç filizleniyorsa, tohumun özünde olan o yazılım hiç şaşmadan matematiksel, fiziksel, kimyasal, biyolojik tecelliyle o ağaç kombinasyonunu oluşturuyorsa, o zaman ben kaynak, kaynaktan açığa çıkan ağaç, ağacın meydana getirdiği tohum, bu üçlü kombinasyonu birbirinden ayırmadan okumam lazım. E bu okumayı yapmam için ne yapmam lazım? Gönlümün ve aklımın orucuna erişmem lazım. Aklım neyle meşgul? Gönlüm neyle meşgul? E aklım öfkeyle meşgul, kinle meşgul, nefretle meşgul. Şimdi bu ayette diyor ki bölen şeytandır diyor. Tüm bölücü duygularda olan şeytandır diyor.
Bir başka bir ayette de Firavun'u tarif ediyor. Nemrut'u tarif ediyor. Cehaleti tarif ediyor. Nemrut'u tarif ederken, Firavun'u tarif ederken o toplumunu diyor, toplumu taifelere böldü. Bak orada da bölme var. Şeytanın bir yapısı firavunluk, bir yapısı nemrutluk, bir yapısı cahillik, bir yapısı kibir, gurur. Bunların hepsi şeytani haller. Ve diyor ki işte Firavun'u tarif ederken innehu muhakkak ki o mufsidun, ifsat, bölücü olan, fesat olan, fesatlık, bölücülük içinde olan. Benim aklım bunlarla meşgul ise ben bu duygulardan vazgeçmem için benim bu beynime ekilen bilgilerin beni ne hale getirdiğini anlamam gerek. Bir kardeşim dün beni aradı. Hocam dedi, Allah'ın huzurunda Musa dedi, asası bırakıldığında Allah'ın huzurunda neden korkuyor dedi. Asa neden canavar oluyor? Orada Allah var dedi. Allah'ın yanında dedi Musa korkar mı dedi. Allah onu korumaz mı? Bak böyle çok güzel bir soru sordu bana. Ben de dedim ki Musa'nın o korkusu yani canavar gibi görmesi bıraktığı değneğini ya Musa nedir o dayandığın değneğin benim aklımda dayandığım alan benim aklıma sığındığım alan o bilgiler ya Rabbi ben her şeyimi o dayandığım alan üzere yaparım. Bırak ya Musa onu. Musa onu bıraktığında o bir yılan, bir canavar olduğunda Musa korktu. Bu ne demek? Tedirgin oldu. Bu zamana kadar Musa'nın dayandığı batıl alan bilgileri Musa'yı nasıl gaddarlaştırmış, nasıl fasıklaştırmış, nasıl canavarlaştırmış, o gönlünü nasıl canavarlaştırmış. Bunu anladı. Sonra ne diyor ayette? Ya Musa al onu. O al onu dediğine ilme dayanan bilgiler. Birincisinde Firavun'un sarayında batıla dayanan bilgilerle hareket etti. Fasıklığa düştü, fitneliğe düştü, gurura düştü, kibere düştü. Ama içinde gönlünde filizlenen ya Musa sen kimsin? Aslın ne? Allah ne? Yaratıcı ne? Musa'nın gönlüne düşen ben onu görmek istiyorum. Ben onu tanımak istiyorum. Yaratıcımı bulmak istiyorum. Onunla hemhal olmak, tanışmak istiyorum. Duygusu Musa'nın beynine ekilen bilgilerin, Firavuni sarayda ekilen bilgilerin Musa'yı nasıl gaddarlaştırdığını Musa anladı. Ve batıla onu götüren bilgileri bıraktı. Zulme, zalimliğe götüren bilgileri bıraktı. İlme dayalı olan tebliğ diyoruz biz ona. Çünkü Kur'an'da tebliğ ilimden gelen bilgi boyutu demek. İlimden gelen bilgi boyutu. Diğerine Kur'an zanni alan, şeytani alan, lafsi alan gibi ifadeler kullanıyor. Ama diğerine tebliğ, bilgi, ilme dayalı bilgi. Çünkü tüm Resul Nebilere Kur'an tebliğ edersin diyor. Çünkü şefaat, irşat, hidayet kişinin gönlündeki iştiyakla alakalı. Kişi erişecek onları. Tebliğ eder. Yani tıp fakültesinde sen eczacılığa gittin, sana bilgi verdi hocaların. Senin kabiliyetin, yeteneğin, oraya yönelmenle derslerini geçtin sen. Hocaların torpil yapıp geçirtmedi seni. Emek verdin. Göz nuru döktün. Bağlandın oraya. Açtın o kitabın bilgilerini. Laboratuvarda gördün, ilaçlarda gördün, kimyasında gördün. İşselleştirdin onu. Senin kabiliyetin, senin yönelmen, senin oradaki o hakikatlere yol bulman, o eczacılıkla ilgili seni eczacı yaptı. Burada da böyle bilgi verir. Hazreti Muhammed de öyle diyor Kur'an. Sevdiğini hidayet edemezsin, sevdiğini irşat edemezsin, sevdiğini şefaat edemezsin. Tebliğ edersin diyor. Bilgi verirsin. Gönlü temizse, aklı temizse o hidayete erecektir, şefaat erecektir, irşada erecektir. Hidayet ermiş olana ne deniyor? Mehdi deniyor. Hidayet yolunda olan demek. İrşat yolunda olana ne deniyor? İşte irşat olmuş olan.
anlamında kullanıyor. Aydınlanmış, reşat olmuş, raşit olmuş, reşit olmuş. Reşit kelimesi var bizim dilimizde. Bak, buluğ kelimesi var. Reşit kelimesi var. Buluğ kelimesi nereden geliyor? Beliden geliyor. Aklı ve gönlü hazır olan tebliğe hazırdır, buluğa ermiştir demek. E peki reşit nasıl olacak? O buluğa erene, Allah'ın ilminden gelen bilgiler tebliğ edildiğinde, o edilen tebliğin bilgileriyle hakikate yol bulanlar, işte onlar reşit olmuşlar. Yani Allah'ın ilmiyle irşat olmuşlar. Reşitlik makamı. Artık aklını kullanmayı bilir. Gönlünü kullanmayı bilir. Yani bugün yaşımız kaç olursa olsun, bakın açık ve net söylüyorum, bunun cinsel terminolojiyle alakası yok. Buluğun ve reşitliğin. Aklı ve gönlü hala batıl alanda. Hala öteleyici, hor görücü. Aklını ve gönlünü şeytani ve iblisi alana esir edenler asla buluğa erişemezler, asla reşitliğe erişemezler. Asla. Aklı ve gönlü temiz olanlara tebliğ edilir hakikat. O tebliğ onu reşitliğe ulaştırır. İşte biz o zaman bugünkü yazdığım yazıda beynim oruç tutmalı benim. Benim gözüm, kulağım, elim, ayağım, duygularım, düşüncelerim hepsi beynime bağlı. Beynim temiz değilse gözüm temiz bakmayacaktır. Beynim temiz değilse kulağım dedikodu dinleyecektir. Paranın sesini dinleyecektir. Arabanın sesini dinleyecektir. Kadınsam erkeğin sesini, erkeksem kadının sesini dinleyecektir. Sesin içindeki hikmetlere erişmeyecektir. Beynim kirli olduğu müddetçe ayaklarım hak yolunda gitmeyecektir. Elim hakikati tutmayacaktır. Ayaklarım dünyalık çıkarlarım için koşacaktır. Makam için koşacaktır. Menfaat için koşacaktır. Şu makama gelsem, vekil olsam, milletvekili olsam ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Milletvekili oldun, ne yapacaksın? Ülken için ne yapacaksın? Ülken için başka şeyler de yapabilirsin. İlle vekil olman şart değil. Yaşadığın şehirde bir fabrika kur. Bir şeyler üret. İlim üret. İrfan üret. Değil mi? Eğer benim aklım ve gönlüm kirliyse hep kendi şahsi çıkarım için koşacaktır. Oysa tevhidi irfani yolda şahsi çıkar diye bir şey yok. Bugün bir kardeşim aradı. İşte hocam sizin eğitimleriniz var mı? İşte sizin bu tevhidi irfani yolda nasıl yol alırız diye sordu. Bir de şunu sordu. Hocam işte dedi ki eğitimlerinizde, manevi alan eğitimlerinizde para, ne kadar para alıyorsunuz diye sordu. Ben dedim Kur'an eğitimlerde para olmaz. Manevi alanda olmaz. Ama alma verme dengesi dedi. Şimdi böyle bu şekilde dedim ki mahallende senin sokağında yaşlı bir kadın var. Kimsesiz. Senden ekmek istedi. Marketten bir şeyler istedi. Sen de ona götürdün, verdin. Bir şey mi bekleyeceksin şimdi dedi. Bir şey mi bekleyeceksin? Bir tebessümü yetmez mi? Bir Allah razı olsun demesi yetmez mi? İşte manevi alanda, Kur'an ikliminde, Kur'an diyor ki bir karşılık bekleme. Ücret alanın ardına durma. Bak, ücret alanın ardına durma. Ve tüm Resul-i Nebilere hiçbir ücret istemeyin, karşılığı Allah'tan bekleyin diyor. Allah'ın insana sunduğu karşılık nedir? Kendine ait sırlardır. Kendine ait hakikatlerdir. İnsan o hakikatleri anladıkça insanlık makamına eriyor. Yaşamın sırrına eriyor. Yaşamın heyecanına eriyor. Önemli olan zaten o heyecanla huzur buluyorsun sen. Yoksa beşeri bedenin ihtiyaçları için zahiri mesleklere koşuyorsun. Mesleklerle beşeri bedenin ihtiyacını gideriyorsun. E benim gönlümün ihtiyacı nasıl giderecek? Benim gönlüm hakkı bilmekle mutmain olacak. Müminlik makamına hakka şahit olmakla erişeceksin. Hakka şahit olmak okuduğum kitaplarla değil ki, önce bedenimde bana şah damarından yakın olan onun tecellilerini görebilmek. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin olarak irfani bir yolculuğa erişebilmek. İşte o oruç, ona miraç diyor Kur'an.
Çünkü orucun, miracın çoğuludur Me'ariç suresi. Bizim Kur'an'ımızda Me'ariç suresi var. Me'ariç, miraçlar demektir. Bir kişi o miraç yolunda önce ten boyutundaki tecellilere şahit olur. Sonra tenin geldiği o ruh boyutunun, nur boyutunun tanımlanamayaz muhteşem o alanına şahit olur. Düşün, bir tohumun içine ağaç gizli. Mikroskobik olarak bakarsan görmüyorsun. En büyük elektron mikroskobuyla baksan, uzay mikroskobuyla baksan göremiyorsun. Ama onun orada olduğunu biliyorsun. Nereden biliyorsun? Oradan çıkan ağaçtan biliyorsun. Ondan çıkan ağaca şahit olduğundan dolayı biliyorsun. O zaman o öz kaynağı gördüğünde, ağacın, o özün açığa çıkışına şahit oluyorsun. Ve ağaç da tohumun özünde yazılı olan sırların zahire çıktığındaki her bir yaprağında, dalında, çiçeğinde, gövdesinde, onun muhteşem kimyasal işleyişinde kendini gösterdiğini görüyorsun. Bu yolun yolcularına sormuşlar, nasıl miraç edilir? Aşkla demiş. Aşkın yoksa miraç edemezsin demiş. Peki aşk varsa ne olur demişler? İhtiyarlığından geçersin demiş. Yani bedeninden geçersin. Aşk varsa maşukla tanıştırır seni. Maşukla tanıştıysan onun ulviyetinde ben varım demezsin demiş. Kendine varlık nispet etmezsin demiş. İşte onun için Kur'an'da Me'ariç suresinde min Allahi zi'e me'ariç diyor. Muhakkak ki ulvi makamlar Allah'a aittir diyor. Muhakkak ki tüm varlığın ulviyeti Allah'a aittir diyor. Ve o ulviyetten çıkan her şey onun tecellileridir, onun hakikatleridir diyor. Ve o bir ruhtan açığa çıkar. O kadar güzel ki tearuç yükselir, yücelir, uruç eder. Bakın burada tearuç, uruç kelimesinin Arapça karşılığıdır. Uruç eder. El melaiketi ve el ruh. Kişiyi meleküt boyutuna ve ruh boyutuna miraç eder tenden canı. Koskoca Kur'an'da Yusuf suresi bize Kenan diyarına, Mısır diyarına olan yolculuğu sunar. Kenan diyarı nedir? Kün an. Kün feyekün. Her an olmakta olan dünya boyutu, beşeri alem boyutu. Mısır diyarı nedir? Masir. Mısır can boyutuna olan iletişim, yönelme. Oraya olan bir yönelme. Şimdi tenden canı olan bir yolculukta. Ten ne? Can tohumsa ten ağaç. Birbirinden ayrı mı? Değil. İşte tenden başlayarak cana olan yolculuğu. Kenan diyarına, Mısır diyarına olan yolculukta Yusuf'un yolculuğu nerede başlıyor? Bir kuyuya düşmesiyle, atılmasıyla başlıyor. Kardeşleri kuyuya atıyor. Ne demek kardeşleri kuyuya atıyor onu? Benim kardeşlerim ne? Benim duygularım, düşüncelerim. Benim beynimdeki bilgisel alan. Ben ne zaman ki o duygularımı, düşüncelerimi, o beynime ekilen bilgilerimi tartmaya, analiz etmeye başladım, onların hepsi beni beden kuyusuna atıyor. Diyor ki bunları temizle. Bunlar senin düşmanın. Düşman. Çünkü Kur'an'da ayette ne diyor? Şeytan sizin düşmanınızdır. Şeytan sizi gurura, şeytan sizi kibire, şeytan sizi zulme sürükler. Onlara o kadar güzel bir şekilde bizim dönüp incelememiz lazım ki o ayetleri. O zaman ben bu beden kuyusuna düşüyorum. Benim kardeşim, bana eş olan, ezvaç olan, onlarla evliyim çünkü ben. Ben duygularımla evliyim. Düşüncelerimle evliyim. Benim eşlerim onlar. Süleyman'ın 1.000 tane eşi varmış. Zahirde 1.000 tane karısı anlamında değil. Bu duygu ve düşünceleri eş edindi. Sonra ne yaptı? Onları talak etti. Boşadı, bıraktı. O zaman Seleme, Süleyman İslam makamına adım attı. Yavaş yavaş o Belkıs nedir?
Belkıs'tan gelen altının gönderilmesi nedir? Onun geri göndermesi nedir? Sonra Belkıs'ın ona gelip teslim olması nedir? Bunlar hep tevhidi yoldaki Süleyman'ın miracı. Yusuf'un miracı. Miracını da biz Yusuf suresinde görüyoruz. Yunus'un miracını bir balığa, bir balın bir gönülle düşmesi, fena filah erişmesiyle görüyoruz biz. Dolayısıyla Yusuf kuyuya atıldığında o kardeşlerini analiz etti. O eş edindiği duygularını analiz etti. Atalarından gelen bir yol sulbine bağladı onu. Asliyetine bağladı. Bağladı. Hud onun elinden tuttu. Hidayet yolunu gösterdi. O kuyudan çıktı. Senin yolculuğun can şehrine dedi. Can şehrine. Candan açığa çıkan o çıkışı eğer anlayabilirsen yaratılış anlayacaksın dedi. Tohumdan açığa çıkan ağacın her bir kademesinin oluşumunu anlayabilirsen yaratılış anlayacaksın dedi. Yaratılış anlarsan yaratılışın sahibi olan yaratıcıyı onun yarattığı sistemin özünde anlayacaksın. Çünkü yaratılış ve yaradan birbirinden ayrı değil. Varoluş ve var edici birbirinden ayrı değil. Candan gelen varoluş ten boyutunun şekillenmesinin tecellisini bize gösteriyor. İşte kişi eğer o bir miracı yolculuğa orucun sonunda başlar. Orucun sonunda. Çünkü hani orucun son 10 gününde tek günlerde Kadir Gecesi ne arayın diyor. Kadir Gecesi. Neymiş? O zaman Kur'an nüzul etmiş. O zaman melekler ve ruh boyutu açılmış. Demek ki ben o ilk 10 gün, ikinci 10 gün, üçüncü 10 günde gönlüm ve aklım savm ve siyamla tüm o fena hallerden sakınmakla ve arınmakla benim yolculuğum başlıyor. Çünkü Kur'an'da Vakıa suresinde çok güzel söylüyor. O boyuta, o Hocam boyuta burada bir şey sorabilir miyim? Unutur tabii. musunuz? O boyuta dediniz. Kesmiş olmam umarım. Yok. Kadir Gecesi'nin peki neye dayanarak en azından Türkiye'deki İslam alimleri şu gündür Kadir Gecesi diye işaret ediyorlar? Neye dayanarak o günü işaret ediyorlar? Oysa ki 5 günden bir tanesi. Hazreti Resulullah'a sormuşlar ya Muhammed Leyletül Kadir nedir diye. Aslında Leyletül Kadir mana olarak biz toplumun bildiği gibi değil. Gecelerden bir gece değil Leyletül Kadir. Leyletül Kadir gönüle Kur'an'ın manasını nuzul etmeye başladığı andır. Leyletül Kadir cehaletin, gafletin, delaletin bittiği, ulviyetin başladığı andır. Hazreti Muhammed diyor ki tek günlerde arayın. Ne demek tek günler? Tevhidi şuurda arayın. İkilik de değil. Allah var, ben var. Kadir gecesi başlamaz. Beynimde fasıklık ve fitnelik var. Kadir gecesi başlamaz. İnsanlar inançlarına göre yargılıyorum. İnsanları öteliyorum. İnsanları hor görüyorum. İbadetlerini ibadethanelerine göre yargılayıp hor görüp kendi inancımı yüce görüyorum. Kadir gecem başlamaz benim. Gönlüme Kur'an'ın nuzulün manası olmaz. Eğer o gece teknikte Kur'an'ın nuzulün yani onun manası akmaya başlamışsa İdrakı değil mi? tabii ki o idraki, o manası akmaya başlamışsa senin duygun, düşüncen neye dönüşecek? Hak ve hakikatler boyutunun şuuruna akacak. Dilin kavgayla uğraşmayacak çünkü beynin temiz artık. Dilin dedikoduyla uğraşmayacak, beynin temiz artık. Çünkü dedikodunun kaynağı beyin. Çekiştirmenin kaynağı beyin. Temizledim ben orada. Dilim ne konuşacak benim? Yok beynimde. Beyin datamda olmayan şey dilimden mi çıkacak? Beyin datamda olmayan şey gözümden mi nazar edecek? Beyin datamda olmayan şey kulağımdan mı nazar edecek? Beyin datam artık Kadir Gecesi'nin ulviyetiyle sarılı. Artık gözüm ne yapıyor? Kitab-ı Kevniye dediğim kainat kitabının özünden akan, o vahiyden akan manaya yöneliyor gözüm, kulağım. Oraya yöneliyor. Aldığım nefesim bile
nüfuz sahibi olan hüviyete yöneliyor. Nefes, hangimiz nefesimizi düşündük? Hangimizin nefesi temiz ya da temiz değil? Nefesin sırrı ne? Nefesin nefisle, nüfusla, enfusla bağlantısı ne? Hangimiz düşündük? Nefes aldık. Biz bile almadık ya nefesi. Bedenimin otomatik işleyiş sistemi o. Bedenimde nefes alan güç ne? Değil mi? Hiçbirimiz kendi irademizle nefes alıp veremeyiz. Hiçbirimiz kendi irademizle kalbimizi attıramayız, kanımızı dolaştıramayız, hücrelerimizi çalıştıramayız. İlahi ulvi bir kudretin tecellisidir bu bedenin işleyişi. Hiçbirimiz bir hücremizi, bir atomumuzu bile çalıştıramayız. Yapamayız. Acıkma hissini biz veremeyiz. Uyuma hissini biz veremeyiz. Dolaşım, boşaltım hislerini biz veremeyiz. Vücudumuzun mekanizmasıdır bu. Bunu anlamak, bunu tanımak, o ten boyutundaki miraç etmek, onu anlamak. İşte o tek günlerde arayın demiş Resulullah. Tek günler ne demek? Tevhidin şuuruna eriştiğin gün senin Kadir Gece'dir. Allah'ın birliğinin o zevki keyfiyetini gönlünde hissettiğin gün senin Kadir Gece'dir. Canlı Kur'an olan beden ve varlığın özünde Allah'ın hakikatlerinin vahiy akışıyla buluştuğun gün senin Kadir Gece'dir. Yunus Emre öyle diyor. Kadir ola gecesi, bayram ola gündüzü diyor. Bayram nedir? Buluşmaktır. Bayram küslerin barışmasıdır. Bayram İslam'dır. Bak küslerin barışması. Küs kim? Allah'la ben. Kim olacak? Ben benim dersem Allah bana küser, latife. Ben Allah'a kendimden uzakta, kendimin dışında görür ve onu kendi çıkarlarım için ona yönelir ibadet edersem kendimi küstürürüm onu. Su için hocam, su için. İnna enzelnahi fi leyletül kadir ve ma edrake ma leyletül kadir. Çok severim hocam. Ne çok sırlar evet. Var değil mi? Evet. Tabii ki, tabii ki. Konumuza dönelim. Nerede kaldık hocam? Dönelim. Hemen dönelim. O zaman Kadir gecesi bin geceden hayırlıdır falan. Bir ömürden hayırlıdır diyor. İşte bir ömürden. Yani bir anlık. Uyanışın yani olduğu. Tabii ki gece. O bir anlık. Bir anlık. İşte onun için Yunus Emre'miz Leyletül Kadir gecesini bir geceden bir gece sanma. Geceden bir gece sanma. Gelip geçen gecelerde onu arayıp aldanma. Gafletin derin zulmünden uyanmaktır Leyletül Kadir. Fena hallerden sıyrılmak, arınmaktır Leyletül Kadir. Günahına tövbe eyle, kibre düşüp gururlanma. Vücudun sahibi haktır, benim diyerek aldanma. Vücut şirkinden kurtulmak, soyunmaktır Leyletül Kadir. Fena fillah makamına erişmektir Leyletül Kadir. Ramazanda bir gecede Kur'an nüzul etti sanma. Hakikat her an sunulur, gaflete düşüp aldanma. Gönülleri hakikatin nuzulüdür Leyletül Kadir. Kur'an'ın nice sırrının akışıdır Leyletül Kadir. Gafletten kaldır başını, bil kendini, gafil olma. Fecir vakti senin uyanman, dünyanın sabahı sanma. Varlığın geldiği özü anlamaktır Leyletül Kadir. Cümle varlığın o öze secdesidir Leyletül Kadir. Kur'an'da Secde suresinde, Rad suresinde, Rahman suresinde, Nahl suresinde yerlerde göklerde her şeyin Allah'a secde ettiğini söylüyor. O secdeye erişmektir Leyletül Kadir. O cümle varlığın Allah'a secdesinin seyrine erişmektir Leyletül Kadir. İşte her anını Leyletül Kadir bil. Aç gönlünü, cahil kalma. Hak sana senden yakındır, onu uzakta sanma. Hak da kendi varlığını unutmaktır Leyletül Kadir. Hakkın sonsuz deryasına gark olmaktır Leyletül Kadir. Allah'ın ulviyetinin o boyutunda hiçbirimiz var değiliz. Hepimiz onunla varız. Hepimiz onun tezahürüyüz. Hepimiz onun rahimiyetinden açığa çıkmış,
Rahmani boyutta da olan onun kullarıyız. İşte Miracın sırrı bizi Leyletül Kadre götürecek. Ramazan'ın ilk 10 günü, ikinci 10 günü, üçüncü 10 günü bir miraçtır. Bir miraçtır, bir arınmadır, bir temizlenmedir. Arınmayan, temizlenmeyen aydınlanamaz. Yani eczacılık fakültesini kazanmayan eczacı olabilir mi? Okuturlar mı? Hak ediyorsun onu. Puanın var. Çalışmışsın. Gece gündüz matematik, fizik, kimya, biyolojiye çalışmışsın. Kazanıyorsun. Tıp fakültesini, fen fakültesini, mühendisliği, eczacılık fakültesini. Sana açılır artık o sırlar. Kazanmayana değil. İşte arınmak, arınmak, temizlenmek. Vakıa suresinde onun için diyor. Ona tertemiz olanlar dokunur. Nedir ona dediği? Allah'ın ulvi boyutlarındaki hakikatlere, Allah'ın ulvi sırlarına. Gönlüm kirliyse, aklım kirliyse açılmaz o kapı bana. O kapı bana açılmaz. Onun için işte o Yusuf'un o yolculuğunda o manevi alan, ulvi alan olan Mısır'a gittiğinde geri dönmüyor artık o. Kenan'dakilerin hepsini getiriyor. Kenan'dakilerin hepsi rahimiyetten çıkmış. Ağacın hepsi ağacın tohumdan çıkmış. Tohum Mısır'sa Kenan ağaç. Hepsi tekrar öze geldi. Oradaydı zaten. Ayrı değildi zaten. Bu görünen alem ondan ayrı değil. Bu görünen alemin bir yerden bir yere gittiği yok. Hepsi onun ulviyetinde tedrici bir yolculuk. Aynı okyanusun dalgaları gibi. Dalgalar çıkıyor yukarı. E ne yapıyor? E geri dönüyor aslına. Denizden buharla damlacıklar, su damlacıkları çıkıyor. Gökyüzünde bulut oluyor. E ne yapıyor? Okyanusa geri geliyor. Dalga diyoruz biz ona. Deniz hareketlendiği zaman denizin dalgası diyoruz. Oysa o dalga denizin ta kendisi. Ama neden deniz demiyoruz orada? Çünkü hareketlilikle bir tezahürle bir şeylerin açığa çıkıyor. Ama aslı onun deniz. İşte bu kainatın varlık boyutunun bu hareketliliği dalgalar boyutu. Bu dalgaların, bu bedenlerin özü okyanus boyutu. Deniz boyutu. İşte biz bunları ancak aklımızın ve gönlümüzün temizlenmesiyle bir uruç etmekle, çünkü tekrar söyleyelim dostlar, uruç yükselmek demektir. Yücelmek demektir. İrfani yolculuk demektir. Hakikatlere olan kapıların açılması demektir. Merdiven gibi yükselmeyi düşünün. Hani evinizin merdivenlerinde adım 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 nereye gidiyorsunuz? Evinize giriyorsunuz. İşte o merdiven basamaklarını uruç olarak düşünün. Asıl olan ne? Evine girmek. Evinin kapısını açacaksın. Anahtarını açacaksın. Anahtar ne? Senin aşkın. Aşkın senin. O aşkla açılacak o kapılar. O merdivenlerden gittiğinde aşkla kapıyı açtın, içeri girdin, kapıyı kapattın, evin sana huzur verdi. Dinleneceksin orada, banyonu yapacaksın, yemeğini yapacaksın, uzanacaksın, televizyonunu seyredeceksin, birileriyle konuşacaksın, arkadaşınla konuşacaksın, ayrı bir huzur o ev. E ben anahtarımı soktum, açılmıyor. Açılmıyor. E anahtar anahtar değil. Doğru anahtar değil. E işte benim aşkım yoksa kapılar açılmaz. Aşkım yoksa miraç edemem. Aşkım yoksa kendimden geçemem. Aşk hakta yok olmaktır. Hakta fani olmaktır demiş. Öyle bir bağlan ki, öyle bir güçle oraya bağla ki orası seni çeksin. Orası çeksin. Sen hiç gitme. Hiç gitme. Gideceğim diye hiç aklını meşgul etme. Ama öyle bir temizlen, arın ki, oraya öyle bir bağlan ki o seni çeksin. İlahi aşk seni çeksin. Tüm kamil insanları Allah'ın ipine sarıldığında Allah'ın ipi çekmiş onlar. Kur'an'da var, Allah'ın ipine sarılın diyor değil mi? Ama ben gurur ipine, kibir ipine, o şeytanın ipine sarıldıysam beni şeytan çektirecek. Zulme, zalimliğe beni öteleyecek. İnsan olmak nedir?
insan olmak. Hazreti Resulullah ben beşerim demiş. Ene beşere mislukum demiş. Ene insane mislukum dememiş. Beşer ne, insan ne, değil mi? Bunları bilmemiz gerekiyor biz. Bizler insan formunu taşıyoruz ama insan makamına ermek başka bir şey. İşte insan makamına ermek o Leyletül Kadir gecesiyle mümkün oluyor. Tevhidin şuuru. Birlik şuuruyla bakmak. Nereye bakarsan bak. Niye bakıyorsun? Eski bakışımla bakmam artık. Çünkü beynimde eski bakış alanım silindi, temizlendi. Varlığın özüne bakıyor. Çünkü iblisi teslim aldın. İblis neydi? Suret, toprak boyutunda kalandı. Kendini başkasından hayırlı görendi. Ene hayrun minhu, ben ondan hayırlıyım diyendi. Artık toprak boyutuna bakma silindi. Toprağın özüne bakıyorsun. Toprağın işleyişine bakıyorsun. Toprağın tecellisine bakıyorsun. Bedende toprak, taşta toprak, ağaçta toprak, yeryüzü toprak, arz, her şey toprak. Suyun özü bile toprağın erimiş minerallerinden oluşuyor. Su bile toprak. Hepsi bir toprağın boyutu bunlar. Biz şimdi suret boyutunda kalırsak, suyun da suretinde kalırsak, suyun özünü görmezsek işte toprak boyutunda kalmış oluyoruz. Kur'an ona iblis diyor. O toprak dedi diyor. Kim toprak derse, onun özünü göremezse o iblislikte kalıyor. İblislikten şeytanlık doğuyor. Eşyadan çıkar elde etmeyle ilgili bir zalimlik onu şeytanlığa götürüyor. Şimdi beynimde bunlar var. Bunları teslim aldım. Artık iblis benim beynime hakim olmuyor. Benim beynime aşk-ı ilahi hakim oluyor. Aşkla baktırıyor. Öze baktırıyor. Hikmete baktırıyor. Himmeti sunuyor orada. Artık gözüm sureti değil, suretin özündeki hikmet dairesindeki o işleyişi, faaliyeti anlamaya gayretle bir nazar ettiriyor beni. Çünkü sen veçhullah diyor Kur'an'da Bakara suresi 115. ayette. Nereye dönersen dön. Doğuda, batıda Allah'ındır. Her yer O'nundur diyor. Her yer O'na aittir. Nereye dönersen dön. O'nun yüzü oradadır. Ben şimdi baktığımda toprak görüyorsam, ağacı ağaç olarak, kuşu kuş olarak, taşı taş olarak görüyorsam, Kur'an'da Allah'ın yüzü diyor orada. Nasıl göreceğim ben onu? İşte ben onu, onun özünün her an dışa olan bir akışını görebilirsem, onun özündeki faaliyeti, nitelikleri, o tecellileri anlayabilirsem, içten dışa olan akışı, zahire çıkışı eğer idrak edebilirsen can boyutunun yüzünü görüyor. Buzun su olduğunu anlıyorsan buzu buz olarak değil onu su olarak görürsün. Eridiğinde onu su olacağını bilirsin. Takılmazsın o kalıba. O kalıba takılamazsın artık. Özünü gördün çünkü. Özünü gördüysen özüyle ilgili akışların gönlündeki o muhteşem o sırlarına vakıf olacaksın. İşte onun için diyor ki Kur'an o uruç yolunda, o miraç yolunda sabret. Sabren cemile. Güzellikle sabret. Güzel bir şekilde. Başına neler gelecek? Dünya boyutunda da yaşıyorum. Evet, manevi alanda gidebilirsin ey kardeşim. Dünyalık meselelerin olur. Sıkıntıların olur. Sıkıntısı olmayan dünyada bir insan yok. Yok. İşte burada diyor ki güzellikle sabret. Koskoca Resulullah'ın bile, bakın, o güzel gönül insanının bile hüzün yılları diye yaklaşık 2 yıllık bir hüzün yılı olmuş. Hanımını kaybetmiş, amcasını kaybetmiş, amcasının hanımını kaybetmiş, evladını kaybetmiş. O gönlü hüzünlenmiş ve yönünü vahiy sistemine güçlü bir şekilde bağlayamamış. Rabbim bana küstü mü, darıldı mı, 2 yıldan beri gönlüme niye vahiy gelmiyor demiş. Sonra o gönlüne Rabbin sana darılmadı. Onun darılması, onun küsmesi olmaz der. Şimdi biz insanız, hüzün yılları oldu onun, bizim de olur. Ama ne yaptı o? Güzellikle sabretti. O
Hüzününde bile Allah'ı hatırladı. Ondan kopmadı. Yönünü ona döndü. Allah'ın sırları açılmamış olabilir o uzun yıllarında. Ama onun gönlü haktan kopmadı. Biz de başımıza gelen bir şeyde tevekkülümüz, teslimiyetimiz, sabırımız mutlaka olmalı dostlar. Mutlaka. Dünyalı bir mesele geldiğinde hemen öfkelenmeyin. Kine düşmeyin. Nefrete düşmeyin. Sabredin. Belki o başınıza gelen şey sizlere hikmetler açacak. Değil mi? Şimdi senin zamanında başına gelen sıkıntılar olmasa şu Instagram'ın kapısı açılır mıydı sana? Sen Denizli'de güllük gülistanlık yaşasaydın, mukaddesim, her günü sevinçli olsaydı, bu Instagram'da onlarca insanları çıkarıyorsun, onlarca insanların farklı bakış açılarını insanlara sunuyorsun. İnsanların bir kısmı katılabilir, bir kısmı katılmayabilir. Ama farklı görüşler bizi tefekkür ettirir. Onun için Kur'an dinleyin de, sesinizi yükseltmeyin de. Karşınızdaki arkadaşınız bir şey anlatıyorken onun bilgilerini dinleyin ve analiz edin de. Hemen reddetmeyin de. Şimdi sen bu ülkeye bu hizmeti yapıyorsun, mukaddes, değil mi? Bu kapıların açılmasının hikmeti ne? Başına gelen bazı sıkıntılar. Bak ne kadar güzel kapılar açıldı. Ne kadar muhteşem bir alanla tüm bu ülkemize ve dünyadaki insanlara hizmetler ediyorsun. İşte onun için diyor ki o manevi yolda, uruç yolunda dünyalık bir mesele karşınıza mutlaka çıkacaktır. O durumda güzellikle sabredin diyor. Sabretmezseniz ne olur? Hemen altındaki ayette diyor, haktan uzaklaşırsınız. Hakikatten uzaklaşırsınız. İnnehum yerevnehum baiden. Baiden uzaklaşmak demek. Uzaklaşırsın. Eğer sabrın yoksa, tevekkülün yoksa, teslimiyetin yoksa, şunu ey bil ki kardeşim, Allah'ın hakikatlerini anlamak yok. Allah'ın hakikatlerine erişmek yoktur. Sabrın varsa, tevekkülün varsa, teslimiyetin varsa, bil ki yaratılışın nice sırrına gönlün erişeceksin. Gönlün de bir çağlayan gibi o hakikatler akacak. Mutlaka akacak. Çünkü Allah'ın nurunu anlamak, gönlün, aklın teslimiyeti, sabrın, tevekkülün o muhteşemliğiyle açılacak. İşte o nuru anlayanlar yakınlaşırlar diyor Kur'an. Bakın. Nârehu kariben. Kariben kurbiyet demek. O nuru anlayanlar o yakınla anlayacaklardır diyor. Nur dediğine, nur İbranice'den bir kelime, çeviremiyoruz. Bizim dilimizde karşılığı yok. Bizim dilimizde tam karşılığını çeviremiyoruz biz Kur'an'ın. Mesela Rahman'ı çeviremiyoruz, Rahim'i çeviremiyoruz. Nuru çeviremiyoruz, ruhu çeviremiyoruz. Bizim karşılığı yok bunların bizim dilimizde. Ama buna Şeyde benzer var söz mı? İbranice'de var mı? onlar mutlaka bunu bir anlamla, yani o dönemde, İbraniler döneminde, Hazreti İbrahim döneminde mutlaka bunu bir anlamla kullandılar. Fakat buna farklı elbiseler giydirerek bugün biz ışık diyoruz mesela nura. Işık mı acaba? Işığın içinde de Hakk'ın nuru olabilir mi acaba? Allah'ın hakikatleri boyutu mu acaba? Halkiyete çıkan Nur Ala Nur dediği Nur suresi var başlı başına. Acaba bu görünen varlığın muhteşem bir, yani düşünün tüm vücudunuzu bir elektrik enerjisi gibi düşünün. Tüm vücudunuz. Gözünüz görünmesin, kulağınız görünmesin, burnunuz görünmesin, eliniz ayağınız görünmesin. Vücudunuz bir enerji formuyla bir ışığın hareketliliği, rezonansı gibi görünün. İşte o boyut nurun yansıması. Nurdan olan yansıma. Yani biz elektriğin floresanda veya lambalardaki meydana getirdiği ışıkla aydınlanıyoruz. Bakın ışıkla. Işık başka bir şey, elektrik başka bir şey. Bakın ışık başka bir şey, elektrik başka bir şey. Elektriğin de özünde bir nur var. Işığın da ışığın nuru dersek ne dersek elektrik. Bakın ışığın nuru nedir diye sorarsak elektrik. Peki elektriğin nuru ne dersek? Elektrik. Elektronlar.
Nötronun, protonun etrafında dönen elektronlar. Elektronların farklı bir boyuttan, farklı bir boyuta hızlı sirkülasyonuyla aradaki o enerjiye biz elektrik diyoruz. Bakın ona. Şimdi tüm vücudunuzu o elektriksel boyutta düşünün. Ama nereden geliyor o? İşte tanımlanamayan bir nur boyutu. İşte diyor ki o nuru anlayanlar mukarrebin olurlar. Yakınlaşırlar. Nasıl yakınlaşır? Önce ilmi, sonra hakki, sonra ayni. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Hakkel yakin ne? Bakın iki damla, yani şimdi iki su damlası düşünün dostlar. Birbirinin aynısı gibidir. Aynısı gibidir değil, aynısıdır. Sonra birleştir, hepsi bütünleşti. Damlalar, damlalar bütünleşti. Bakın. İşte damlaların birliği hakkel yakin. İşte cümle alem Hakk'ın kendi tezahürüdür. Onun seme ve çulağıdır. Yunus Emre'miz onun için diyor. 72 millete hak nazarıyla bakmazsan asisin diyor. Bak ne kadar muhteşem. İşte o tevhid şuuru. Tevhid şuuruyla bakabilmeyi öğrenmenin yolu uruç etmektir. Miraç etmektir. Yoksa biz sadece midemize yemek içmekten sakınmak olarak, yemenin içmenin girmesini sakınmak olarak orucu düşünürsek düştük dostlar. Resulullah o zaman öyle diyor. Onların kazançları sadece yemek içmektir diyor. Sadece. Aç kalmaktır diyor. Ama orucu tüm vücuda endeksliyor Resulullah. Kur'an tüm vücuda endeksliyor. Eğer biz bu vücudumuzu Allah'ın ulviyetinde fani edemiyorsak biz oruçlu değiliz. Midemiz oruç tutuyor biz. Biz bu bedenin Allah'ın tecellileriyle sarılı olduğunu idrak edemiyorsak, onun nitelikleriyle sarılı olduğunu idrak edemiyorsak biz oruçlu değiliz. Biz. Sadece adette kalıyoruz. Sadece adette kalıyoruz. Oysa oruç bir manadır. Savm siyam bir manadır. Bakara suresinde öyle söylüyor. Kutübe aleyküm diyor. Kutübe, ketebe aleyküm. Sizin vücudunuz bir kitaptır. Bu kitaba benim demekten sakının diyor. Bu kitabın niteliklerine kendinize nispet etmekten sakının diyor. Leallekum tettekûn diyor. Umulur ki siz takvaya erersiniz. Ha demek ki oruç takvaya ermenin sırrı. Takva ne? Allah'ın ulviyetinin yanında kendine ben varım dememek. Allah'ın ulviyetiyle varsın. Sen var mısın? Evet görünüyorsun. Tezahür etmişsin. Cismin meydanda. Ama diyeceksin ki ben Allah'ın ulviyetiyle görünüyorum. Ben onun ulviyetiyle varım. Bu beden benim kendime ait değil. Bu malın, bu mülkün sahibi ben değilim. Malikül mülk olan Allah. Nerede o? Senin tüm vücudunda tecellileriyle seni ihata etmiş. Ve sana şah damarından yakın ol. Şah damarından. O zaman sen bu ulviyette ilerlersen eski suret bakışların, suret görüşlerin erir gider. Tüm aklındaki o zahirde kalmanın o alanı erir gider, biter. Hakla hak olursun, onun kendinden açığa çıktığı bu aleme şahit olmaya başlarsın. Ezanımızı düzenleyen Hazreti Resulullah orada eşhedü kelimesini koymuş. Bizlere şahit olmak. Ne kadar muhteşem. Şahit olmak. Nerede? Önce kendinde. Önce kendinde. Burada. Bu bedenin tüm niteliklerinde, tüm işleyişlerinde. İşte onun için Yunuslar, Mevlana'lar, Tapduk Emriler, bu yolun tüm kamilleri bir kamile gidip o kamilde kendini okumayı, kendini bilmeyi men arife nefsuhu fakat men arife rabbuhu kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen de elhamdülillahi rabbil alemin makamını. Tüm alemlerin Rabbi olan Allah'tır hakikatine.
Buradan başlıyor bu yolculuk. Bu bedenden başlıyor. Bu bedenin de aklın ve gönlün temizlenmesiyle başlıyor. İşte umulur ki siz takvaya erersiniz dediği Bakara suresi 183. ayette bizim tuttuğumuz oruç yani sam ve siyam bizi takvaya eriştirmeli. Takva Allah'a ortak koşmamaktır. Müşrik olmamaktır. Münkir olmamaktır. Müfsit olmamaktır. Münafık olmamaktır. Gurur, kibir içinde olmamaktır. İşte biz Allah var, ben varım dersek müşrik durumuna düşmüş oluyoruz. Allah'ın ulviyetinin yanında birilerine yücelik verirsek müşrik durumuna düşmüş oluyoruz. Yaratılan bir varlık, hakir bakarsak müşrik durumuna düşüyoruz. Yaratılan bir varlıktan kendimiz üstün, yüce görürsek müşrik durumuna düşüyoruz. Ne kadar muhteşem. Müşrik, şerik koşmak, ortak koşmak. Yani şirket kelimesi oradan geliyor. Bir fabrikanın şirketleri var, ortakları var. Ama Allah'ın ortakları yok. Allah'ın ortakları yok. Allah mülkünde, tecellilerinde tektir. Tektir. Allah'ın kainatın yaratılışında onun ulviyetinin tekliğini gösterir. Ve tüm varlığın özündeki o ilahi kudreti anlayan bu tekliği anlar. Bu tekliği anlar. Onun için işte Allah esmalarında ortağı yoktur, fiilinde ortağı yoktur, sıfatlarında ortağı yoktur, tecellilerinde yoktur, zatında yoktur. İşin Allah'ın ortağı yokken ben Allah'a ortak koşma durumuna düşmeyi anlayamıyorsam her gün müşrik halinde yaşarım ama zannederim İslam. Bir kardeşim hor bakmam, müşrikluk olduğunu bilsem, bir kardeşimin ibadetine, inancına, ibadethanesine, giysisine hor bakmanın müşriklik olduğunu anlayabilsem, yaratılan bir varlığın ne olursa olsun, hangi varlık olursa olsun, ona hor bakmanın müşriklik olduğunu anlayabilsem, emin olun kalbim belki 2 gün utancından atar. Gönlüm 2 gün utancından kızarır. Aklım yanar. O yanmak da onun temizliğine vesile olur. Çünkü günahını anlayan insan temizlenir. Günahını anlayan insan tövbe eder. Tövbe de mağfiret bulur. Mağfiret bulan Hakk'ın ulviyetiyle donanır. İşte onun için bizler o miracın yolculuğunda, bunun oruçla olan bağlantısında önce beyinlerimizin temizlenmesi gerektiğini anlayabilirsek, beyinlerimize ekilen bilgilerin, batıl alanın, hurafelerin, yalanların, iftiraların asılsız alanlar olduğunu ve bunlardan meydana gelen öncelikle duygularımızın, sonra düşüncelerimizin hep zulmani, öteleyici, yargılayıcı olduğunu ve buradan gelen eylemlerimizin, amellerimizin hep kötülüğe yol açtığını anlayabilirsek, ortalıkta bir kötülük mü var, bir zulüm mü var? Lütfen dostlar bunun kaynağını düşünün. Toplumda her gün cinayetler oluyor. Her gün üzücü şeyler oluyor. Her gün. Ama ilk anda o cinayete veya o tacizliğe hemen yönelip o kişi kötüdür demeyin. O kişinin kötülük eyleminin nasıl bir kaynaktan geldiğinin bütünlük yolunu çözün dostlar. O ufacık çocukken beynine neler sokuldu? Bir ufacık çocukken anne babanın kavgasına nasıl şahit oldu? Nasıl kendini büzdü? Nasıl üzdü kendini? Bunun bir kaynağı var. Çocuk öfkeliyse, çocuk kavgalıysa, çocuk değişik hallere giriyorsa bunun bir kaynağı var dostlar. Bir kaynağı var. Toplumda bir zulüm varsa hepimiz mesulüz. Toplumda bir haksızlık varsa hepimiz mesulüz. Toplumda bir hırsızlık, bir rüşvet varsa hepimiz mesulüz. Biri büyük bir rüşvet, büyük bir hırsızlık yapıyor. Peki ben birinin hakkını yiyerek hırsızlık yapmıyor muyum? Ben birinin hakkında dedikodu yaparak hırsızlık yapmıyor muyum? Ben onun ırzına, namusuna, malına böyle fesatça bakarak, kibirle bakarak, hasetçe bakarak ben hırsızlık yapmıyor muyum dostlar? Yapmıyor muyum? Bunları lütfen, lütfen dışarıda aramayın. Önce kendimizde bulun o duygunun karşılığını. Dışarıda bir eylem varsa bu eylemin karşılığı bende olabilir deyin. Hepimiz mesulüz biz. Hepimiz mesulüz. Onun için temizlik ve arınmak
Resulullah'ın söylediği gibi ailede başlar. Anneyle babayla başlar. Annenin babanın çocuğu ilmi, irfani, rahmeti yetiştirmesi var ya. O çocukları İbn-i Sina, Elkindi, Biruni, Harezmi, Cafer-i Sadık var yapar. Ufacık çocuğun yanında, bakın ufacık çocuğun yanında dedikodu konuşuyorsan, birini çekiştiriyorsan, bir siyasiyi övüp bir siyasiye sövüyorsan, çocuğun beynini ne yapıyorum? Beynini iblislik ve şeytanlıkla dolduruyorum. Evet. Beyni iblis ve şeytanlıkla dolu olanın orucu olmaz dostlar. Namazı olmaz. Duası olmaz. İbadeti olmaz dostlar. Kirli bir şekilde o ulvi alana temas olmaz dostlar. Olmaz. Onun için Resulullah her çocuk anasından tertemiz doğar. İslam fıtratıyla doğar. Anneleri babaları onları seyit ya da şaki yapar. Yani iyi kimse ya da eşkıya yapar. Bakın Resulullah'ın o kadar muhteşem. Çünkü Kur'an'ın Tin suresinde vardır bu. Ve tini ve zeytini, turi sinini, beledil emin diye başlayan işte sümme reddetna esfeli safilin. Tüm saflığıyla onu kendi dünyasına bıraktı. Her çocuk anasından tertemiz doğar. Beyin datası tertemizdir. Aynı teli bir bilgisayarcıdan bilgisayar aldığınız gibidir. Sonra ne yüklerseniz ekranında onu görürsünüz. İşte o çocuklarımızın yanında söyleyeceğimiz bir söz. Sözün muhtevası. Sözün açtığı kapılar. Çok önemlidir dostlar. Çocukların yanındaki davranışlarınız. Yeni nesillerimiz nasıl yetişiyor dostlar? Nasıl yetişiyor? Çıkarcı, şöhret, para, hırslı, ilim, irfan üreteyim, ilim, irfanla buluşayım değil. Nasıl zengin olurum? Kısa sürede nasıl arabam olur? Nasıl evim olur? Eskiden insanlar emekli olduklarında ev alırlar, sevinirlermiş. Şimdi üniversiteyi bitirir bitirmez çocuklar hemen ev alayım, araba alayım. Dur ya, dur bir ilimle buluş. Bir ilimle buluş. Kendi öz evlatlarımı öyle yetiştirmeye çalıştım. Asla para düşünmeyeceksiniz. Asla makam düşünmeyeceksiniz. İlimle buluşacaksınız, iş aramayacaksınız. İş sizi arayacak. İş sizi arayacak. Dünyanın her yerinden telefonlar gelecek, size iş teklif olacak. İki çocuğumu da böyle yetiştirdim. Ve iki çocuğum da bu durumda şimdi. Dolayısıyla da o çocuklarım yanında, evet hatalar yaptım. Eşimle tartıştım. Ben de gaflete düştüm. Bunları yaptım. Sonra bunları derleyip toplamak için anam dinim ağladı denir yani bir söz var. Onları temizlemek için çok farklı davranmaya çalıştım. Ama dostlar, bakın evlendiğinizde başlıyor yolculuğunuz. Aslında önceden başlıyor da çünkü çocuk yaptığınızda artık bambaşka bir dünyanız başlıyor. Topluma ilim irfan sahibi yetiştireceğiniz bir birey mesuliyetinde oluyorsunuz dostlar. Artık bakışınız, sözünüz, davranışınız, her şeyiniz o çocuğunuza örnek oluyor. O çocuğunuz. Nasıl yürüyorsan çocuğun sana bakıp yürüyor. Küçücükken babam 2-3 yaşlarında beni camiye götürürdü. Namaz kılmayı mı biliyorum? Şöyle ellerimi bağlardım, babama bakardım. Babam eğiliyor, ben de eğilirdim. Babam alnını koyuyor toprağa, ben de koyuyordum. Babamdan içime onun resmatik boyutunu beynime kaydettim. Babamdan sonra aynısını yapmaya başladım. Ama ne zamanki içimde kıyam ne, rükû ne, secde ne? Kur'an bambaşka kıyam tarif ediyor. Bambaşka rükû tarif ediyor. Bambaşka secde tarif ediyor. Bir gün sadece onları Yaratılan diyor. konuşalım gelecek yayında. Evet. Kıyam, rükû, secde, namazı konuşalım hocam. Tabii Namazı ki. konuşalım. İnşallah. Salatın boyutlarını Kur'an'da namaz diye konuşalım. Kur'an'daki namaz diye konuşalım. Çünkü salat-ı ikame, salat-ı mevkute, salat-ı daim, salat-ı sayım, salat-ı vusta, salat-ı tayr, salli-i musalli gibi boyutları var bunların. Kur'an'da salat konuşalım. Yayından Çünkü sonra mesajlaşalım da bunu hatırlayalım hocam. tabii. Çünkü Kur'an'da namaz kelimesi yoktur dostlar. Namaz Farsça bir Evet. kelimedir. Salat kelimesi vardır. Bunu bir dahaki programda en ince noktasıyla bunları konuşmaya çalışalım. Evet biraz bir 3-5 dakika daha konuşalım, bitirelim.
Çünkü bugün gelen dostlar vardı, dün gelen dostlar vardı. Biraz sesim kısık. Onun için dostlar, tekrar söyleyelim. Oruç, uruç etmektir. Uruç etmek, beyninizi ve gönlünüzü temizlemek. Beyin ve gönül temizlenmeden dostlar, manevi alanla bağlarımız olmaz. Onunla ilgili idrakimiz olmaz, o alanla ilgili. Ve dostlar, işte bizler ama ailelerimizden, ama toplumdan, ama çevremizden, ama arkadaşlarımızdan beynimiz hep kirlendi. Hep öteleyici bilgiler, hor bakıcı bilgiler ekildi ve birilerini hep yargıladık durduk. Hazreti İsa'nın güzel bir sözü var. Ağzınızdan girenle değil, ağzınızdan çıkanla kirlenirsiniz. Bizi yetiştiren Mürşidi Kamilimiz de öyle söylemişti. Resulullah'ın dedi, evladım şöyle bir sözü var. Bu ters gelmesin lütfen dostlar. Ağzınızdan giren oruç bozmaz. Ağzınızdan çıkan oruç bozar. Dedikodu mu çıktı? Yargılama mı çıktı? Öteleme mi çıktı? Orucunuz bozuldu diyor. Ne kadar hassas değil mi? Bakın ne kadar hassas. İşte onun için bugünkü yazımda beynin orucu, yani beynin temizlenmesi lazım. O çocuk saflığına ermesi lazım. Onun için Resulullah Allah'a en yakın olanlar çocuklardır demiş. Çocuk saflığına erişmeden, çocuk bakışına erişmeden hakikatlerle buluşamıyoruz dostlar. Lütfen, lütfen gün içinde duygularınızı, düşüncelerinizi analiz edin. Ne düşünüyorsunuz? Duygunuz içinizden ne geçiyor? Ağzınızdan çıkan söz ne? Nereye gidiyorsunuz? Ne niyetle gidiyorsunuz? Amacınız ne? Maksadınız ne? Yaşam amacınız ne dostlar? Yaşama gelmedeki amacınızla buluşabildiniz mi? Niçin yaşıyorsunuz? Ölümlü bu dünya. Bugün varsak yarın yokuz. Ne miras bırakacağız bizden sonrakiler? Ne miras bırakacağız? Ben etrafımdaki insanlara dedikodu yapıyorsam, etrafımdaki insanların yanında birileriyle ilgili dedikoduyu miras bırakıyorum. Çekiştirmeyi miras bırakıyorum. Kur'an'da Hucurat suresinde ne diyor? Dedikodu yapıp çekiştirmek ölü kardeşinizin etini yemek gibidir diyor. İnsan her okuduğunda tüyleri diken diken oluyor. Ben bunu niye gönlümle duyamıyorum? Niye gönlümün derinliklerinde bu ayeti duyamıyorum, işitemiyorum ben? Her gün dedikodu yapıyorum. Her gün çekiştiriyorum. Hor bakıyorum. Niye varlığın özündeki haksal boyutla bağ kuramıyorum ben? Niye Kur'an'ı kalbi duyamıyorum? Çünkü beynim kirli dostlar. Beynim. Beynimde para hırsı var, mal hırsı var, şöhret hırsı var, hırsı var, şehvet hırsı var, dedikodu hırsı var. Arkadaşlarla buluşayım, dedikodu yapayım, çekiştireyim hırsları var dostlar. Zaman bu gönlüm ve aklım kirli olduğu müddetçe ben nasıl kendi asliyetimi anlayacağım? İşte dostlar, Ramazan yanmaktır, ilahi aşkla yanmak. Oruçta temizlenmektir. Savm ve siyam sakınmaktır. Tüm kötü duygu düşüncelerden sakınmaktır. Aklımızı ve gönlümüzü temiz eyleyelim. Gün içerisinde ağzımızdan çıkan sözlerin ne olduğunu anlayalım. Kendimizi analiz edelim. Kötü bir söz edersek böyle tokatla kendini, tokatla. Yazıklar olsun kendine de. Hani söz verdiydin dedikodu yapmamaya de. Kendimizi dövebilmeliyiz dostlar. Dilimizle başkasını dövmeyi bırakın. Gelin kendimizi dövelim. Gelin kendimizi yıkayalım. Gelin gönül hamamında arınalım, temizlenelim. Arınmayan, temizlenmeyen Hakk'ın nur elbisesini giyemez dostlar. Sizleri seviyoruz dostlar. Bugünlük bu kadar. Hocam, ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık, gönlünüze sağlık. Çok güzeldi. Nefes almadan dinledik. Tekrar tekrar dinleyelim inşallah. İyi ki varsınız. Siz de, siz Çok de. çok teşekkürler. Hoşça Çok kalın. teşekkürler sevgili hocam. Hoşça kalın.